Sağ olun, var olun. Sizler de olmaktan mutluyuz. Güzel gören gözler diyelim size, değil mi? Çünkü güzelliği görüyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz. Yörük kimdir? Yörük, Atatürk'ün ifadesiyle yürüyen Türk'tür. İnsanoğlu yaratıldığı zaman önce toplayıcı, sonra avcılığı keşfediyorlar, sonra hayvancılığı, sonra tarımı, sonra günümüzü biliyorsunuz. Erkek ister mantar toplamaya gitsin, ister keklik avlamaya, ister geçi gütmeye, ister ekim biçmeye gitsin. Sabah önce gökyüzüne bakar, ondan sonra kar mı var, yağmur mu var, ona göre işin aşına gider. O nedenle erkeklerin elbiseleri genelde gökyüz renkleridir. Kadınlar da çoruna çocuğuna yemek pişirecek, ekmek pişirecek, onları doyuracak. Ekmek yemek neyle pişirilir? Yeryüzündeki bitkilerden zebzelerle pişirilir. Otlarla pişirilir. Kadınlar da yeryüzüne bakar. Dolayısıyla kadınların elbiselerin cicili bir cür olması, rengarenk olması oradan gelir. Üzerinde bir keyfiye var. Bu keyfiye de şu şekilde. 21 Aralık günü geceyle gündüz eşit olur. O gece gündüz uzamaya başlar. Türklerin bu Ayazata, Nardugan bayramı. Ayazata temsil eder, beyazı temsil eden. Adı da Nardugan, güneşin doğuşu bayramıdır. Bu bayram binlerce yıldır Akçakava altında yapılırdı. Bu yıl inşallah Kültür Merkezi'nde Yörük Türkmen Derneği olarak biz bunu yapacağız. Daha sonra cemreler havaya, suya, toprağa düşer. Toprak hareketlenmeye başlar. Nevruz'la ortalık yeşillemeye başladığı zaman Nevruz'da da gökkuşağının renklerini Ayazata'nın kızı yeryüzüne indirir. İşte yeryüzünün renkleri gökkuşağının aşağı inmiş renkleridir. İşte bu gökkuşağı renklerde binlerce yıldır Türklerde var. Bugün araba plakasında TR olduğu gibi o zaman da göç kervanlarında bu keyfiye var. Burada kırmızı Türklüğü, yeşil İslam'ı, sarı bereketi, bolluğu, aynı zamanda merkez içi devleti temsil eder. Beyaz saflığı, durluğu, mor yiğitliği temsil eder. Türk'ün yapısını temsil eder. Zaten şeyde, sarı da zaten bereket, üretim, çalışmaktır. Şimdi kadınların başbağını öğreteceğim de beni gari yerine koyacaksınız. Onu öğretme yer. Ama bir kızımızı öğretebilirim sona doğru. Yörüklere deyince göçekle kalır. Bizim yaylamız, seyrimiz vardır. Biz sürekli göçen değil, yaylası seyli, yeri yurdu olan, hayvanın sevdiği yere giden, yani kışın sahile, yazın yaylaya, otun olduğu yere göçen insanlarız. Baharla birlikte otlar küçükleme, ağaçlar küçükleme başlayınca ortalık yeşillenmeye başlar. Yörük her sabah kalktığı zaman önce dağlara bakar. Gözünün nazarını, terini dağlara kıdır. Sonra hayvanlarına, sonra çocuklarına bakar. İşte o zaman duk kuşu ötmeye başlar. Duk kuşu yayla göçüne haber verir. İşte o zaman Yörük dedesi ak geçi, kara geçi yine geldi yaz göçü. Koyunlarla koç, odisler mevsimde göçtür. Göçe karar verilir. Göç yolunda da karar verilirken hayvanlar da hareketlenmeye başlar. İşte öküzler yaylaya dönük böğrü, atlar yaylaya dönük kişner, geçi koyun yaylaya dönük meler, eşek yaylaya dönük anırı, köpek havlar, horoz öter. Bütün hayvanlar ayrı ayrı ses çıkarlar. Her sese ayrı bir ad verilir. Bu da Türkçenin zenginliğidir. Yayla göçü olduğu zaman en önde kızıl kilimli, değerli eşya yüklenen develer vardır. Aslında 7 deveden bir katar olur. Burada olması lazım. 7 deveden bir katar olur. En önde kızıl kilimli yüklenir. Daha değersiz. Arkaya çarçapı yüklenir. Bir çan hikayesi de vardır yayla göçünde. En öndeki devenin çanı, hataplarında havan çanları vardır. Havan çanlarından şöyle ses çıkar. Benim ağam zengin, benim ağam zengin, benim ağam zengin diye. Ortada devenin çanı da öndekine sorar. Nereden buldun, nereden buldun, nereden buldun? Arkada deve de ondan bundan, ondan bundan der. Yani siz fakirlerin hakkını önde yediği için bu böyle bir hikayesi de vardır. Yayla göçünde 1000 metreye vardığınız zaman arduş kokusu gelir. İşte eskiler der ki söğüt söyletir, armut ağlatır, gavak gavlatır, gabardış gölgesi baş yayladır. Yörük yaylaya vardığı zaman gabardış kokusunu alır, yörüğün eta yurdu odur. Biz yıllarca
Avrasya Televizyonu daha önce birçok televizyonlarda aşağı yukarı 28 yıldır aralıksız Yörük Obaları diye program yapıyoruz. Hayvanlarla iyi konuşurum. İnsanlar dinlemediği zaman hayvanları anlatırım. Bak geçiyor anlatıyoruz. Bu da yer içinde Cemal'le geçince Aktağ'ın eteklerinde Dıngıloğlu'nun yurdu. Şu anda adam öldü, develeri gitti. Bu da Yörük Çadırı. Şimdi Yörük Çadırı'nda da tarihte bütün Türk devletleri Yörük Çadırı'nın kıl çadırının altında kurulmuştur. Geçiyi kırkarlar, kıldarata dararlar, tengerekte eğirler, halaşta bükerler, ıstarda dokurlar, adına Garaçul derler. Bu çadırın gözenekleri vardır. Gözenekler yazın açılır, serin tutar, kışın yağmurla şişer, su geçirmez. Kapısı yoktur, Yörüklerin evi açıktır, herkes gelip gidebilir. Baca yoktur, duman nereden gittiğini bilemezsiniz. Bu evi deprem görmez. Yamacı yaparsan sel de görmez. Çok güvenli bir şeydir. Bir çadırı deve yüklesen yaylaya götürür. Tabi sigortası yok, şey yok, ötepetesi yok. Devletin vergisi de yok. Ama devletin haber olursa vergisler yalnız. Şehirler, köyler kururken nasıl kuruluyor? Yörük kırklarında. Orta sistem kuraklığından gelmişsin. Başka bir nedenle gelmişsin. Olduğun yerde geçinememişsin, yer daralmış, başka yere gitmişsin. Gittiğin zaman, Yörük Obası geldiği zaman o yerdeki su başlarına oğlan ve kuzunun ciğerlerini asarlar. Ciğer nerede çok dayanıyorsa oraya yurt kurarlar. Havadan, sudan, topraktan alır. Bugün Üzümlü'ye gidin, yaşlı insanları görürsünüz. Yayla Çobansa'ya gidin, yaşlı insanları görürsünüz. Ama birçok yerde de yaşlı insan sokakta göremezsiniz. Yani boz toprak, gızlan toprak İnsan için kıymatlıdır. Eskiden bunlar seçiliyordu. Şimdi önüne gelen yağmacılık sistemi olduğu için herkes her yeri ev yaptığı için ömürlerde karışık buruşuk oldu. Şimdi bu arı kovanları Türk'e benzer. Arı kovanları güneye konur. Türkler de evleri hep güneye bakan yere yaparlar. Kapıları da arı kovanın kapısı da güneye bakar. Türklerin evi de güneye bakar. Şimdi işler karıştığı için malum. Evet bu da arı oğul veriyor. Oğlu taşıyoruz. Yuva yapacağız ona. Yani hayvanları biz çocuk yetiştirme kurumuna insanlar gibi vermeyiz. Eğer evladı öldüyse, bir kuzu öldüyse ya da anası öldüyse onları birbirine yakarız. Belki şimdi anlatıvereyim o zaman. Şimdi diyelim ki kuzunun anası öldü. Kuzu yetim kaldı. Başka bir kuzunun da evladı öldü. Yetim, o da evlatsız kaldı. Biz o kuzuyu sağarız, koyunu sağarız, kuzunun üstüne dökeriz. Biraz tuz katarız. Sonra o koyunun kadını organına bir şey sokarız. Pala mala, gozak. Sonra döndürürüz böyle. Defalarca döndürürüz. Onu sarhoş ederiz. Sonra o kuzuyu altına veririz. O koyun kuzuyu kendi doğurduğunu sanar. Zaten sütü de var kuzunun üstünde. Yalamaya başlar. Sanki kendi evladıymış gibi onu korur, yaşatır. Bu geçide de, sığırda da aynıdır. Arada da bey öldüğü zaman ya da başka bir bey konur, gene yaşatılır. Yaşatma duygusu Yörüklerde malumdur. Bu Eren Dağı, biz yaylaya vardığımızda bizim bir yaren yerimiz vardır, bir Eren yerimiz vardır. Yaren yerinde saz, cura, davul, zurna, delbek, kamana, tırnak kemana, sipsi, çalarız. Önünde gıvrak zeybek, ağır zeybek oynarız. Atatürkler söyleriz. Yine güreşler, at yarışları, yanık, babış kapma gibi oyunlar oynarız. Kadınlar da zekkemeni, beş kayasını onlar da oynarlar. Sonra öbek öbek dağılırız. Ama bizim her yaylamızın, her dağın, her köyün bir Eren Dağı vardır. Göktanı zamanında göğe ulaşma da hakimiyet kuran ermişlerimiz, erenlerimizi yükseklere konmuşlar zamanında. Biz de bu Eren Dağı, Seki'nin temelini üsyanda bir Eren Dağı. Bütün dağları görür. Her köyünde bunu gören bir Eren Dağı başka bir de bunu gören Eren başka bir yerde vardır. Tabi İlhan Kurt abimiz vardı. İnancı az zayıftı. Buradan ışığın İblis Dağı'na gittiğini gördükten sonra Allah demeye başladı. İnanmazsanız da öyle oluyor. Bir de dilek dileniyor. Bu dileği ben de diledim, oldu. Tabi bu da yarenimiz bizim. Cura, saz, delbek, sipsi, gaval.
Şimdi geçiye gelince baş geçi, en öndeki baş geçi vardır. Diğer sürü onun peşinden gelir. En öndeki baş geçide baş çan vardır. Sonraki çanlar da az zayıf zayıf zayıf, çıldırkı derler, en arkadakine takılır. En öndeki geçi nerede su var, nerede ot var, akşam ne zaman olacak, tehlike nerede var, bütün bunları bilir. Sabah sürdüğün zaman başında çoban olmadan yayılır, akşam evine getirir. En arkada da uyuz ve topar geçiler gelir. Eğer bu sürüyü biri ürküdürse, canavar veya insan, o zaman sürü geriye döner. Gerideki uyuz ve topar geçiler bu sefer baş olur, sürüyü dağıdır, eve getiremez. O nedenle başları seçerken toparı uyuzlardan seçme, başa layık olan insanlardan seçin. Bu da yüğüm gümbeti, binlercelik bir gelenek. Şimdi çoban da sınav aynı zamanda. Bu Hasan Paşa'da çektim onları. Denizli Çal'da da yapılıyor aynısı. Adam suya atlıyor, koyunlar arkasından geliyor, suya atlıyor. Atladığı zaman koyun da atlarsa o iyi çoban. Atlamazsa koyuna iyi bakmamış deyip, köy iyi bakmıyor adama. Demek ki koyuna iyi bakmamışsın diyor. Bir de tam ortaya geldiği zaman çoban kimin haram olarak ekinini, buğdayını, nohudunu yedirirse orada itiraf ediyor. Ben diyor filencenin nohudunu, filencenin buğdayını yedirdim diyor. O tarla sahibi de helal olsun diye bağırıyor oradan. Orada helallaşılıyor. Bu yukarıdan geliniyor. Bu şekilde. Burada ne var? Bir göl var. Eskiden Allah yaratırken gölü yaratmış. Bir de gölde ot yiyen balıklar yaratmış. Ve binlerce yıldır gelmiş böyle. İnsanoğluna buradaki ot yiyen balıklar yetmemiş. Et yiyen sazan balıkların daha çok balık olsun, daha iri olsun, daha çok olsun diye bunlara et yiyen sazan balıklarını attılar. Türkiye'nin her tarafında göller hemen hemen. O atılan et yiyen balıklar buradaki ot yiyen balıkları yediler. O zaman ot yiyen balık kalmadığı için bakın sazlık oldu. Göller kapanmaya başladı. Altay yılan fareyi yer. Eğer yılan kışın toprağın altına girer, fare onu yer. Yazın yılan çıkar, daha hareketlidir, fareyi yer. Bir doğa dengesi kurulur. Eğer biz yılanları öldürürsek her taraf fare olur, fareyi öldürürsek her taraf yılan olur. Dolayısıyla Allah'ın işine çok karışmayacağız. Yaratılış şekline, gayesine göre yaşatacağız. Bu laleyi de Akdağ'da çektim. Gene 2500 metre falan var. Şimdi bizim bitkilerimizi başka ülkelere götürüyorlar. Genlerle oynuyorlar. Sonra o ülkenin çiçeğiymiş gibi, o ülkenin bitkisiymiş gibi bize yüksek paralarla satıyorlar. Bu dağda tek başına koyunun geçinin olmadığı ya da insanların çok insanın gördüğü yerde bu lale varsa demek ki lale bizim. Müzeye gelelim, türkülere. Bu dilli düdük. Şimdi bir zurnacı, iki zurnacı vardı. Biri gayda yapar, biri düz çalar. Bu kadın da Muğla Yerkesik'te Çatak Bayaka köyünde 70 küsur yaşlarındaydı çektiğimizde. Dili düdük uyguncak denir. Birbirine uydurulduğu için uyguncak da denir. Bu teyzemiz 10 yaşlarındayken geçi gütmeye gittiğinde biri bu şunu yap vermiş düdüğünü. Her gün bu anası babası da kızarmış neye öttürüyün diye. Her gün taşın arasına saklarmış eve geldiğinde. Geçi gütmeye gittiğinde çıkarı aşmalar çalarmış. Onu aşağı yukarı 60 yıllıktı bu. Adam dezen yaşı 70 küsur yıldı. Onu çaldırdık. Bu da tırnak kemane. Tırnak kemanenin teknesi armuttandır. Duttan da yapılır. Kabarıştan da yapılır. Telleri sincap bağırsağıdır. Yayı at kuyruğudur. Doğadan yapılır. Bu da yine kabak kemane. Su kabağıdır teknesi. Yine sığırın kalp zarıdır. Sincap bağırsağı at kuyruğudur. Sapı da şu ardıçtan yapılır. Şimdi bizim müziklerimizde ne vardır? Ruh vardır. Bu da bizim oyunlarımızda zeybek oyunları vardır. Bu benim babam. Babam oynardı. Biz bakardık. Kardeşlerimiz, 14 kardeşiz. Kardeşlerimiz bakardık. Bize iyi oynayamasan kızardı. Gösterir bir daha oynardık.
eve 3 gün gelmezsen ya da tarlada çalışmasan bu kadar kızmaz. Çünkü derdi ki bu oyunu ilk çıkaran kişi çıkarmış ya da türküyü yazmış ya da saz yorumu yapmış. Bunu değiştiremezsiniz. Başka oyun çıkarabilirsiniz ama eski oyunu değiştiremezsiniz diye kızardı. Bu zeybek Azerbaycan'ın Gubaslan dağlarında kayalarda bu zeybek figürü aynısı vardır. 8 bin yıl önce kazılmış. Bugün aynı oyun oynarız biz. El kaldığınız zaman gökyüzü bizim. Diz çöktüğünüz zaman yeryüzü bizim. Dönerken dünya bizim deriz. Bu nereden geliyor? Oğuz Kağan evlatlarına yerin göğün adını veriyor. Dağ, deniz, gök, ay, güneş, yıldız. Dolayısıyla Türk'ün büyük hayaller olmalı, büyük idealler olmalı. Bunu Türk'ün atası Oğuz Han vermiş. Yani bir Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, İngiltere'nin, İsrail'in peşine gitmeyeceğiz. Kendimiz o gücü elde etmeye çalışacağız. Oyunumuzda da var. Kabak kemanı, cura, sipsimiz. Bu da Delbekçen kadınlarımız. Biz ölü yerinde ağlarız, düğün yerinde oynarız, dua yerinde Kur'an okuruz. Yani şurada ölü varsa orada ağlarız. 1 saat sonra düğünde oynarız, 2 saat sonra dua yerinde Kur'an okumaya başlarız. Bu tefteki, Delbek'teki de yaşamdır. Eski gök tanrı inancındadır. Dova var bakın. Geçilerek oyunlar dova, ay, insanoğlu, gökyüzü. Bir de leğen çalan kadınlarımız var. Bu kızımız da Japon. Saz öğrenmeye Türkiye'ye gelmiş. Biz unutursak yarın bize öğretirler. Şimdi bu renkleri unutursak biri öğretiyor. Ayaz Atay'ı, Nardugan Bayramı unutursak başka biri kendiymiş gibi bize öğretiyor. Bu da bizim yaylada bir teyzemiz. Lastik babıştı, ayak çıplak, DNA ile beli ağrıyor. Hayvanına, geçisine, koyuna çalı çırpı götürüyor. Elinde orak. Yani yaşam mücadelesine bak. Yaşam değil, yaşatma mücadelesi. Geçisini, koyunu besleyecek. Yörük sabah kalktığı zaman önce hayvanların doyurur, sonra kendi yemek yer. Evveli kendi yemek yemez. Bu da gelin almamız. Şu başlıkta yazmalar olur. Bunda yok ama yazmaları vardır. 7-8 tane yazma vardır. Gelin başıdır. Onun adına kıvraktır. Benim soyadım da oradan gelir. Biz Fransızlarla dünya çocuk oyunlarına çektik yıllar önce. 13 ülkede çekildi. Bunu da Japonlarla hayali olan çocuklar diye bir program çektik. Bu çocuk Süleyman Atlı. İlkokul 3. sınıftayken bu çocuğu çektik. İleride dünya şampiyonu olacak diye. Şu anda dünya şampiyonu. Yayla Bekçiler Köyü'nde. İnşallah olimpiyat şampiyonu hazırlanır. Belki 10 defa Avrupa şampiyonu oldu. Bir tane de bizim Ender Yalçın diye bir arkadaşın kızını çektik. O da ilkokulda okuyordu. İşte 5000 kişiye bir günde yemek verecek diye çektik. Büyük aşçı olacak diye. Şu anda 1000 kişiye bir günde yemek verebiliyor. Bir de bir çocuk, deve yetiştiricisi olmak isteyen bir çocuk çektik. O as subayı oldu. Şimdi bu kadar oldu. Ama tabii onun da bir hatırası kaldı bende. 4 kamera çekiyoruz. Çocuk devenin üstüne giderken deveden düştü. Düşerken devenin kulağını yakaladı. Devenin kulağını yakalarsan ne yapar? Seni rakip sanar. Rakip sandı çocuğu, altına aldı. Üstüne töşünle bastı. Töşünle bastı, düşünsene 2 ton üstünde oluyor. Öldürmek için basar. Yani böyle bir şey vardı. Bunu yaptığı zaman ben kameraya attım, koştum. Deveyle boğuştum. Nasıl boğuşacaksın deveyle? Burnunu yakalayacaksın, üzerine yumruk vuracaksın. O zaman devenin can evidir o. Ben bunu yaparken deve elimi kaptı. 6 kişi burada, 2 dikiş burada vardır. Sonra çocuk işte sahipler geldi devenin, kurtardık. Benim hastaneye gittik, dikiş attık. Japonlar oturdu ağladılar. Dünyada hiçbir insan, hiçbir millet bir başkasının canını feda etmez diye, dırnağını bile vermez diye. Ama ben orada çocuğu kurtaran diye kolum giderdi, ben ölebilirdim. Türklerin böyle bir yaşatma duygusu var. Bizim çocuklarımızın ve milletimizin ideali olmalı. Bir çocuk ben rektör olacağım, profesör olacağım, genel müdür olacağım, milletvekili, bakan olacağım derse çok çalışır. Milletler de dünyayı ben yöneteceğim, liderlik olacağım, kimseye muhtaç olmayacağım derse çok çalışır. Dolayısıyla bizim kızıl elmalarımız, ideallerimiz olmalı. Bizleri diyorlar ki, siz ülkeyi dizayn edenler,
dağda çoban olun, fabrikada işçi olun, tarlada çiftçi olun, askerde er olun diyorlar. Ama biz okuyoruz, okutacağız. Denizde kaptan, havada pilot, fabrikada mühendis, hastanede doktor olacağız. İnşallah bu çocuklar ülkeyi yönetemezse bunlar hep mağdur olurlar. Bizde bir şey vardır yörüklerde. İçimizde tembel çıkabilir, cahil çıkabilir. Hırsızımız çok azdır, yok denecek kadar azdır ama bizde asla ihanet olmaz. Madem ihanet bizde olmuyor, köşe taşlarına yörük çocukların olması lazım. Bunlar da kadınlarımız. İnsanoğlu yaratıldığı zaman kadın erkek yaratıldı. Ancak Çin kaynaklarında şöyle bir şey var. Türklerde kadın gökten gelendir. Gökten gelen. Onlar köpek yıldızıdır. Biz kurt yıldızıdırız. Dolayısıyla Asena adı, dişi bozkurt denilen Asena adı oradan gelir. Daha sonra kadınlarımıza ağaç denmiş. Meyvesi var, gölgesi var. Kuşun yuva yapacağı, dünek yapacağı dalı var. Topraktan geliyor, tepesi yukarı gidiyor. Aynı insan ağaç gibidir zaten. Daha sonra bizde Tomris Hakanlar, Hakan olmuş kadınlarımız. Çinlerin bir de bir casus gönderiyor o zamanki Türklere. Casus 6 sene sonra geliyor. Raporda şöyle 2 maddesini söyleyeyim. Çin hükümdarına verir raporda. Türkler birbirini çekemezler. Ama düşman karşıdan geldiği zaman o birbirine kavga edenler bir an birleşir, düşmana birlikte saldırır. Bir de Türkler bir karar alacağı zaman erkek anlatır sonra döner hanımına hatun sen ne diyorsun diye sorar. Bizim binlerce yıl önce kadına hatun sen ne dersin diye soran insanlarız. Bu Günler Hatun. Günları Mersin'in Taşeli bölgesinde bir ilçemiz. Milattan önce 731 milattan önce değil. 1071'den önce Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi dediler ya bize. Ondan 340 yıl önce 731 yılında Günler Hatun o bölgenin hakimi, komutanı. Türk kadını bir askeri komutan. Ve Bizanslara karşı mücadele veriyor. Ama bunu Emeviler suikast verip öldürüyorlar. İşte bizde sonra 700 yıl önce bu bölgenin hakim olan Menteşe Bey Ahmet Gazi Türk şey vardır, onun konağı vardır. Beçin Kalesi'ne oraya çekmiştim ben. Taşta şöyle yazıyor. Bundan böyle ilim kadınlara farzdır yazıyor. 700 yıl önce. Yine bizim Kurtuluş Savaşımızda Gördes, Mülefe, Aydın'ın Çeteaşı, Erzurum'un Kara Fatma gibi kadınlar savaşıyor. Yörük Alefe gibi, Şahin Bey gibi, Sütçü Mam gibi. Dolayısıyla kadın erkek birlikte savaşıyoruz. Sonra Atatürk bunları ne yapıyor? Medeni haklar veriyor. Şimdi medeni hakları verdiği zaman şimdiki kadınlarımız evveli verilen hakları bile koruyamıyor. Erkekten medep bekler biziyle kavga ediyor. Yani bununla bununla kavga ediyor. Önce kendi haklarımızı bir koruyacağınız. Hindi ya da erkeğin arkasında 5 metre geri geldik. Biz 5 metre önde yürüyelim diyoruz. Yan yana yürüyelim. İşi bağlayalım değil mi? Şimdi yörük kadınları nardan nerdek, üzümden bekmez, sütten yoğurt yapmasını bilir. Ata yiyecekleri yapmasını bilir. Bunlar yürekte bir teyzemiz. Şimdi burada da hayvan sevgisini görüyorsunuz. Kadının çocuğunla oğla evlattır. İkisi de aynıdır. Yörüklerde yani çocuğunla oğlanı bir tutar. Şimdi sen diyelim gittin şeye yöreye 2 tokat vur. Belki affedebilir. Ama geçisine koyuna bir daş vur. Dayağı yersiniz. Yani asla malına dokunmayacaksınız. Malı kendinden kıymatlıdır. Kıymatlı olmazsa kucaklar gider mi? Bu göçte geri kalmış. Yürüyemiyor oğlak. Hemen kadıncağız umuzlamış gidiyor. Şimdi burada bir saç var. Bu Nazire teyze bizim komşumuz. Geçtiğimiz yıl 102 yaşında vefat etti. Bunu ben 20 yıl önce çekmiştim. Acaba nedir, nedir, nedir? Sordum Nazire teyzeye. Neden saçlarını doğaldan beri hiç atmamış? Meliklerini, çitme melik, sırma melik, zülüf ne varsa biriktirmiş, dağarcığa koymuş. Ne yapacağım bunu dedim, öldüğümde mezarıma konacak dedi. Nereden duydun? Atalar öyle dedi dedi. Şimdi bir bakıyorsun, bizim eski inancımıza göre gök tanrı zamanında cennete geçecekler, saçını tutup göğe götürülüyor. Buradaki kadınların bağladığı beze de çeki deniyor. Çekilen yer göğe götürürken. Çekilen yer. Saçları buydu Nazire teyzenin. Doğaldan beri hiçbir sesini atmamış.
mezarına koyduk, yalnız konuldu. İşte bizim bu bölgenin özellikle saç modellerini görüyorsunuz. Fethiye bölgesi de özellikle tahtacılar bunları hep kullanır. Bu türdür saçları buradan cennete götürülecek. O zamanki inanç, bu inancın mezar taşında da şey budur bak, melik gökyüzü. Şimdi bizim bunu daha sonra bir Tengri şeyinde anlatacağız. Aklınızda kalsın. At Türkler için çok önemli. Atı ilk evcilleştiren Türklerdir. At sayesinde hem üç kıtaya hükmettik, hem Kurtuluş Savaşı'nı sadece biz ordumuzla, efelerle, lider kadınlarla değil, hayvanlarımızla birlikte kazandık. Çünkü o askeri at taşıdı. Askeri inceğini deve taşıdı. Topu tüfe kanlarla öküz taşıdı. Biz hayvanlarla kazandık. Bu da yetmedi. Coğrafya bize kazandırdı. Çünkü düşman geldiği zaman coğrafyada daşı var, gayası var, çalısı var. Ona göre saklanıyorsun, saldırıyorsun, şey yapıyorsun. Dolayısıyla biz savaşları, Kurtuluş Savaşı'nı kadın erkek hayvanlarımızla, doğamızla kazandık. O zaman bizim ata borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz? Yaşatarak ödeyeceğiz. Yok ederek değil. Evet, burada şuradan gelelim. Az önce Tengeret'ten bahsederken bizim 2500 yıl önceki Tanrı'nın adına Tengri deniyor. Tengri demek dünyayı döndüren demek. Daha sonra 800 yıl önce Cacı Bey Kırşehir'de gözlemevi kuruyor, gezegenleri takip ediyor. 700 yıl önce Bursa Ulu Cami'de bakın gezegenler var, güneş var. 700 yıl önce yapılmış bu. Yazılar yeni ama değil mi? Yazılar yeni tabii. O yazılar sonradan şimdi koymuş. Montaj yapan koymuş. Şimdi burada da bizim yerini söylemeyen satarlar bu taşı. 9 gezegen var. Bak burada 9. Şuradaki gezegende de Salur Boyu'nun damgası var. Bizim Antalya Salur'a, Salur köyüne de yakın bir yer. Salur da Oğuz'la bir boy zaten. Şimdi bu da 600 yıllık bir mezar. Mezar taşı. Biz okullarda ne okuyoruz? 450 önce yaşamış Galile gezegenleri buldu diye okuyoruz. Dünyanın döndüğünü buldu diye okuyoruz. Biz 2500 yılında Tanrı'nın adına dünyayı döndüren vermişiz. Ama okullarda farklı şey okuyoruz. Bu da mezarımız. Yemeğe gelince, höşmerim bilen var mı? Biliyorsunuz höşmerimi. Geç sütünü, yoğurdunu yiyen var mı? Yiyorsunuz, geriniz yemer. Ezanından 20 yıl önce geç sütü ezanından satılacak dedik. Peyniri çökeli, o günlere geleceğiz. Çünkü hayvanları yok ettik hep beraber. Yok ettik. Şimdi yumurtası, gördüğünüz hep her şeyi. Biz genelde bir yere gittiğimiz zaman ya da şey yaparken bizim fakirin guru fasulyesinde bulgur aşında gözümüz olmaz. Bize bir oğlacık, bir kuzucuk, tereyağcı, höşmerimcik, kese yoğurtçu, köy tavucu. Yeter. Şimdi bunlar hepsini biz üretiyoruz. Bunlar hepsi benim bahçemde de var. Tamamı var benim bahçemde bunların. Şimdi bunları üretirsen gıdada bağımsız olursun. Kimseye muhtaç olmazsın. Ama bunları birinden beklersen, biri verirse yiyen dersen o insanın kölesi olursunuz. Önümüzdeki dönem su savaşlarının ve gıda savaşlarının olacağı, suyu ve gıdayı elinde bulanların, insanların güçlü olacağı bir döneme geliyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki kavganın sebebi ne? Sebebi şu. Şimdi burada kaşıklar görüyorsunuz, tahta kaşıklar. Şeker kaşığı, işte çay kaşığı, tatlı kaşığı, yemek kaşığı, kepçeleri görüyorsunuz. Şimdi bu ülkede birisi çay kaşığını, şeker kaşığını yiyor, birisi kepçeyle yiyor. Bu bunun 20 katı. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kapar, kopar. Türkiye'de adaletsizlik kaşıkta bile var. Bu adaleti gidermek için mücadele vereceğiz. Bu da sarnıcımız. Bizim inancımıza göre öldükten sonra amel defteri kapanmıyor. Yaptığın hayırlar, işte sarnıç yapabilirsin, çeşme, köprü, hastane, okul, ne yaptıysan, ağaç diktin. Bütün bunlar insanlar faydalandığı müddetçe sevap yazmaya devam ediyor.
Dolayısıyla bizim hem inancımız gereği hem de yaşatma duygusundan gereği bu sarnıçlar yapılmış. Burada mal maşakat, börtü böcek, insan yoldan geçen yaylonda bu sarnıçlar yapmışız. Sonra yayladaki bizim bir müteahhit, tünel açan müteahhit gelmiş, toprakları sarnıcın üstüne dökmüş. Daha uzağa dökmek zor gelmiş, dökmüş. Bunu ben son anda fark ettim. Gündeme taşıdık, buradaki toprağı aldırdık ama sarnıç böyle kaldı. Mahkemeye verdik. Sarıncık şefine tabii onlar güçlü insanlar. Kime yakın olduğunu tahmin edersiniz. 8.000 lira bir ceza kesmişler şefine. Yani başına değil de kuyruğuna ceza kesmişler. Bunu 8.000 liraya ya da 8.000 lira yapılır mı? Yapılmaz. Dolayısıyla orada dümen belli. Şimdi Türk sporuna gelelim. Bizim sporumuzda güreş vardır. Yağlı güreş, boğa güreşi, at yarışı, bütün bu hayvan ve insan sporunda spor vardır. Mesela bir deve güreşinde deve birbirine güreşir. Fent yaptığı zaman, bir oyun yaptığı zaman hemen urgancılar devreye girer. 12 bir yerde, 12 bir yerde hemen at ayırırlar. Yine boğa güreşlerinde böyledir. Yağlı güreşte de böyledir. Bizde güreşlerimizde kan olmaz. Ama batının arenalarında insanlarla insanı, hayvanlarla hayvanı ya da hayvanla insanı dövüştürmüşlerdir. Onlardaki bu gelenek bugün Suriye'de, Irak'ta birçok bölgede milletleri ya da kiralanmış adamlarla dövüştürerek o sporlarını devam ettiriyorlar. Kanlı sporlarını devam ettiriyorlar. Ama bizde asla kan yoktur. Bir güreşe çıkarken cazgır bağır işte pehlivan, pehlivan. Besmele diline, kisbeti beline, haydi pehlivan meydan yerine der. Pehlivanlar gelir, sıralanır. Boy ayrımında birbirine eşittir. Adamın mahareti, geçtiği güreşler, yaşı, kilosu dengelenir, denk güreşidir. Peşref çekerken kıbleye doğru peşref çekilir. O arada alkış yapılır. Peşref çekerken yere diz vurarlar, toprağa dokunurlar, topraktan geldik toprağa gideceğiz derler. Çünkü koca yusuflar, kurtdereler bile ölmüş. Dünya şampiyonları. Bunlar mı ölmeyecek? Şimdi sonra güreş başladığı zaman yenişme olur ama kimse alkışlamaz. Çünkü güreşçinin gururu incinmesin diye. Güreşçi rakibini yerden kaldırır, öyle galip ilan ederiz. Ben kendim güreş hakimiyim aynı zamanda. Eğer yaşlı birini yendiyse rakibin elini öper, yendiği adamı elini öper, kucaklaşırlar, öyle galip ilan ederiz. Yani İslam'ın ahlakı, Türklüğün yiğitliği bu güreşte devam etmektedir. Şimdi bizim Karaçova'da bir müzemiz var. 3 tane müze var. Bir Çalış'ta, bir Kargı'da. Bu da benim Karaçova'daki müzemiz. İşte Karaçova'nın adı da Geçi Kırkıyorlar, Kırlar Tarağlar, Tengerek'te eğiliyorlar, Halaç'ta büküyorlar, Isar'a dokuyorlar. Adına Karaçova diyorlar. Karaçova aynı zamanda küçük bir boyun da adı. Bu da müzemiz. Her zaman açık. Kapısı yok. Ama tel var tabii. Evet, orası. Şimdi biz toprağın, emeğin, bereketin kıymetini biliyoruz. Toprağa ve toprakta yetişene, topraktan yetiştirene saygısı olmayanlardan az uzak durun. Gittiğiniz siyasi parti, nereye giderseniz gidin adamın toprağa saygısı olacak. Çünkü toprak bizim atamızdır. Onların etik kanı kemiği toprak olmuştur. Toprağa olan saygısızlık, ataya saygısızlık, yarın Allah'a saygısızlıktır. Biz çapa çapalarken, çift sürerken sert çifti sabana sokmayız. Niye? Toprak incinir. Toprak da yatan incinir. Toprağı yaratan incinir diye, gücenir diye toprağa dost davranırız, kardeş davranırız. Şimdi televizyon programları yaparken bugüne kadar 7.000'den fazla köye gittim Türkiye'de. Her köyde 10 kişiye mikroondussak 70.000 kişiye yapar. Bire kelime kapsak 70.000 kelime yapar. Bunu çuvala dolduruyoruz. Sevgi ve bilgimizi dağıtmaya çalışıyoruz. Bu da Güneydoğu'daki Diyarbakır'ın Garajdağ'ın etrafındaki şeylerde oradaki Türkmen kocalarıyla gittik, çalışmalar yaptık. Burada kitaplarımızı verdik. Yine burada bir taziye evinde. Tabii burada adam terörist başının fotoğrafını koyuyor. Bunu yapan matbaadan, bunu yapandan devletin haberi yokmuş gibi. Doğu'nun sorunu ne biliyor musun? Doğu'nun sorunu şu. Toprak reformu denediler, olmadı. O zor olur. Çünkü adam toprağını vermek istemez. Denediğin zaman ağalar ayağa kalkar. Ağaları kullanan Amerika ayağa kalkar.
Şıklar ayağa kalkar, bunu yaptırmazlar. Doğu'nun eğitim seferberliği Doğu'yu kalkındırabilir, insanlığı oraya getirebilir. Doğu'nun sorunu şudur, devletin önüne ağalar geçmiş, peygamberimiz önüne şıklar, şeyhler geçmiş. Artık dinde peygamber önde olmalı, devlet önde olmalı, ağalar geride olmalı. Bir yer değişmesi gerekir. Eğitim seferberliği de şöyle, oradaki doğuda, güneydoğuda bir marabanın çocuğu müftü olursa şıhı dinlemez. Vali olursa ayı dinlemez. Orada eğitim seferberliği oranın kurtuluşu olur. Mücadele verirken de Türkiye Cumhuriyeti'ne devlet değil de emperyalist devletlere karşı mücadele verir. Birlikte mücadele veririz. O zamanlar olay çözülür. Bu onun bir kadersizliği de Siveren Çıkrık köyü var. Oraya gittik. Program çekiyoruz. Bir tane kız çocuğu var. Kadın var. Şu kadına bakıyorum. Uzaktan görüyorum. İşte ben şöyle baktığım zaman herkesin derdin tasını kimi konuşacağını çoğunu bilirim. Bu yılların verdiği bir tecrübedir genelde. Dedim ki bu teyzenin bir derdi var. Köylülerine sordum. Hükmü getirdiler. Derdi var. Bu konuşmamız lazım dedim. Gittik. Bu kadının köyünü terör örgütü basıyor. Çıkrık köyünü. Mezarasının. Sonra bu köyde çatışmaya giriyor köylülerde terör örgütüyle. Bu çocuğun babası şehit oluyor teröristlere çarpışırken. Baba gitmiş. Amcası da İstanbul'a gidip bu çocuğu bakacak, edecek, kendi ailesine bakacak, anacığına bakacak. Kağıthane'de çöp topluyor. Burada sen Türksün diye öldürüyorlar, kovalıyorlar. Kağıthane'de sen Kürtsün diye kovalayıp orada iş yaptırmalar. Kadersizliği görüyor musun? Tabii ben Kağıthane Belediye Başkanı'nı tanıyordum, aradım. Yeri verdirdik. Bunu kurtardık ama diğerler ne olacak? Dolayısıyla bizim bakışımız da şudur. İnsan niye Arapsın, niye beyazsın, niye sarısın ya da niye şundan bundansın demeyiz. Çünkü onu Allah yaratmıştır. Biz Allah yarattıysa Allah'ın yaratana karşı gelemeyiz. Niye karşı geliriz? İnsan iradesiyle yapılan hırsız çalma diyebiliriz. Kırıp dökme diyebiliriz. Yakma diyebiliriz. Bunu demeliyiz zaten. Bir de suça göre karşı gelmeliyiz insana. Şimdi ormanı Kürt yaksan olur, Türk yaksan olur. İkisi de aynı suç işlemiş olur. Dolayısıyla biz kim yakarsa yaksın karşı geleceğiz. Yörük de yaksa başta ben karşı geleceğim. Orman yanmayacak, yaşatılacak. Olaylara bakışımız insanın kendi iradesi yaptığı şeylerden. Bu kuş. Eskiden alay alay kuşlar gelirdi. Gökyüzü bulut gibi olurdu bizim çocukluğumuzda 50 sene önce. Şimdi o kuşlar gelmiyor. Neden gelmiyor? Eskiden biz öküz çiftiyle çift sürdük, katıra da sürdük. Buğday atarken boşa, aşa, kuşa. Yani üçte birine aşa yani yeme bizler yetiyordu. Üçte birini kuş yiyordu, börtü böcek. Üçte birini de boşa gidiyordu. Ekiyorduk. Sonra zaten ekeren kuşlar yemeye başlıyor. Büyüyor, çocuk oluyor. Yoldan geçen hayvanlar, dağdan gelenler yiyor, nasibini alıyor. Sonra ekini biçiyorsun ellikle, orakla. Biçerken ne yapıyorsun? Tene dökülüyor. Bunu deste, yığın, gümül, harman yere taşıyarken hep dökülerek gidiyor. Harmanda kısrağla ya da öküz dövenle ya da patozla neyle döversen diyor. Teneler, samanların bir kısmı toprakta kalıyor. Otun arasında kalıyor. İşte onu otun arasında kalanlar, toprakta kalanlar, tarada kalanları yerden çıkan karınca, gökten gelen kuş yiyor. Yeryüzünde gezen malmakaşak da yiyor. Onlar nasibini alıyor. Sonra eve götürüyorsun, çuvalayıp götürüyorsun. Eleyiyor. Elediğin zaman altta kalan tozun incesini tavaya veriyorum. Üst tekesini sığıra geçiyor, koyuna veriyorum. Sonra imam geliyor. Cami tamir edeceğim diyor. Ona bir ölçüyorsun, veriyorsun. Öğretmen geliyor, okulu tamir edeceğiz, yapacağız. Ona ölçüyorsun. Muhtar geliyor, köye su getireceğiz diyor. Ona ölçüyorsun. Köyün yetimine, fakirine, öksüzüne veriyorsun. Bir de dua ediyorsun. Duada da bütün köyü çekiyorsun. Dualarda fakir zengin karışık yer. Ekmek bulamayan da zenginle beraber aynı masada gurur incinmeden hep beraber yenir. Bu çok önemlidir. Ve o zaman kuş geliyordu. Şimdi ne oluyor? Niye gelmiyor kuş?
Traktörle geliyorsun, atıyorsun buğdayı. Gır 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 zaten traktörün sesi var. Kuş yanaşama var. Ekiyorum. Ya bir bekçi koyuyorum ya telharım koyuyorum. Hayvan da gelemez. Sonra ekim büyüyor. Döver biçerle bir giriyorsun. Bir tane düşürmeden makineden traktörün kasasına. Belki yalan yavuş düşer diye bir de naylon koyuyorlar. Kasanın aralarından düşmesin diye. Bir tek tane düşürmeden fabrikaya, fabrikadan fırına, fırından size. Allah'ın verdiği nimeti paylaşmıyorsunuz. Paylaşmadığımız için de kuşlar gelmiyor. Şimdi siz bir yere misafirliğe gitseniz, adam hoş geldin demedi, su vermedi, yemek vermedi, çay vermedi. Oraya bir daha gider misiniz? Gitmezsiniz. O zaman kuş da gelmez. Dolayısıyla Allah'ın verdiği nimetleri paylaşacağız. Yıllar önce Fethiye dergisi çıkardık, 54 sayı. 60 kadar yazarımız vardı. Fethiye'nin tarihini, kültürünü, Ece'nin çocuğunu, Beşiktaş çocuğunu, Gassiseben'in Kızılçoğu'na kadar gelmişini, geçmişini yazdık. O günkü bak kaç sene zaman çıkarmışız? 2002'de. 20 sene önce. Adam yatıyor. Ne demişim? Lastik babuşlu, minip şapkalı. Adam ayağa kalk, çalış, üret, hak ettiğini al, seçil, aklını başına, sopanı eline al. O zaman sen de ülken de bağımsız özgür olacaktır. Elinde sop olacak. Çobanları niye çatmazlar? O kepenin altında bir değnek vardır. Göremezsin. Vardığında değneğe yersin. Değneğiniz olacak. Mücadele için. Tabii değneği artık kalemde, akılda değneğin yerine koyabilirsiniz. O zaman ne yazmışız? Bunu ne zaman çıkarmışız? Bir sene sonra çıkarmışız. Bizi 3. dünya ülkesi görüyorlar. Ülkemizde gıda denemeleri yapıyorlar. Atalarımız çakı gibiydi. Hastalık nedir bilmezlerdi. Şimdi doğmadan doktora gidiliyor. Ata yemeğini bulan sağlığını bulur. Şimdi bizim korona diye bir hastalık geldi. Koronanın geleceğini ben 10 sene önce anlatmışım. Bizim sırlarımızı hapsettik. Özgür gezen sırlarımızı. Yüzlerce, binlerce otu yiyen geçiyi, koyunu hapsettik. Onlar oğul otu, Adem otu, kimya otu, kekik otlar. Bu Adem oğul otları, Lokman Hekim'e bakarsanız ölümsüzlük otlarıdır. Bunları yiyen, yüzlerce ot, yüzlerce çalı yiyen geçiyi, sığırın sütünü içerken ne yaptık? Saman sütü içmeye başladık. Biz sırları hapsettik. Sıra insanlara gelecek dedik. Sıra hora gitme, bura gitme dendi. Şimdi korona da insanlara dendi. Bunu yeme, bunu yeme, selam verme, değil mi? Korona geldi. Hayvanların özgürlüğünü koruyamazsak insanların özgürlüğünü koruyamayız. Sağlığımızı koruyamayız. Dolayısıyla hak ararken hayvan haklarına saygı göstereceğiz. Burada köpek, sülük, kene. Şimdi, köpeğe başka bir yere götürürsün bu köpeğe. Eğer bak burada kuyruğunu sallar kendi yurdu. Başka yurda gittiği zaman bu kuyruğu böyle sallarsa diğer köpekler bunu parçalar. Yabancı köpeğin kuyruğu töşünün altında olur. Yani res çekemez o bölgeye. Geliyor adam Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'ye ağını aladanası gibi dolaşıyor. Türkiye'ye res çekip gidiyor. Çekememeli. Şimdi burada sülük var. Sülük kan emerek. İnsana tedavi eder. Zehirli kanı emer. Çamurdan alırsın. Hemen ucuna koyarsan 6 ay tatlı, 6 ay acı kaşınır. Ne yapacaksın? Bu sülüğü ak toprağın içine koyacaksın. O ak toprağın içine zehri akıtacak. Sonra vücuduna koyacaksın. Yani Avrupa Birliği, Amerika'ya da emperyalist devletler, sömürgeci devletler, işi sömürmek. Bunları Türkiye'ye hemen sokmayacaksın. Zararsız hale geldiğinde sokacaksın. Aynı biz sülüğü koyduğumuz gibi. Biz sülüğü bile korken zehirsiz hale geldiğinde içeri katıyoruz. Şimdi adam sormadan faydalı mı zararlı mı diye sormadan kapıdan seyredip geliyorlar. Burada da kene var. Bu yılan kenesi. Şimdi kene vücuda girdiği zaman haberin olmaz. Bir süre sonra kabarmaya başladığında haberiniz olur. Sonra o keneyi nasıl çıkaracaksın? Çapak bedirinizde çıkarsanız bacak ve kafa deride kalır. O zaman zehirlemeye devam eder. O zaman ne yapacaksın? İğneyi ısıtacaksın. Kızgın iğneyi kenenin gıçına sokacaksın. O zaman bacağı ve kafayı derede kendi çıkarı. Sonra at zıvıt. Şimdi bu ülkede keneler çoğaldıysa, sömürgeciler çoğaldıysa, yabancı işgal çoğaldıysa,
Teney yaptığımız gibi kışların ateşine sokup ülkeden kovmak lazım. Ambarlık. Esen ovalarda bir karış boş yeri yoktu. Öküz çiftiyle, katır çiftiyle sürdüğümüz halde şimdi traktör geldi. Ovada eken diken yok. Bu ambarlar hepsi doluydu. Şimdi ambarlar boş. Şimdi Ukrayna'dan savaş olan yerden buğday geliyor. Oradan buğday aldık diye övünüyoruz. Övünmemiz gereken neydi? İşte Türkiye'de işte 1 milyon metrekare ya da 500 bin metrekare buğday ekildi. Türkiye'ye yeter, dünyaya da biz bakarız dememiz lazım. Şu kadar ayçiçek ektik, ülkemize 5 yıl yeter, 3 yıl yeter, dünyayı da biz doyuracağız dersek o zaman onur duyabilirsin. Başkasının şeyinle gerdeğe girmez, yani başkasına gemi batıversin olacak. Rusya ile kavga edersen olacak, açsın. Dolayısıyla kendi üreteceksin. Şimdi bu da beşik. Tabi bu bizim tahta beşik var. Bu yörükler daha da taşıması kolay olsun diye bu beşiği şey yapmışlar. Şimdi genelde beşiklerde çocuklar düz bağlanır. Vücut düzgün olur. Sabrı şükrü önerir. Çünkü istediği zaman kalkamaz, gedemez. Yani yemek yiyeceği zamanı bilir. Çünkü adam tarlada çalışacak, kadıncağız gelecek, çocuğunu doyuracak, bir daha geçecek. Çocuk uslu durmayı, sabrı şükrü önerir. Şimdiki çocuklar salıveriyorlar, her taraf eğri büğrü çocuklar. Öyle bak, gidin bakın sokta çocuklara. Bir eski adamlara bakın, öyle tığ gibi. Bir de hindikilere bakın, eğri büğrü. Bir de şımarıyorlar, çığırıyorlar, öte bete, doyumsuzlar yani. Şimdi burada bir bozkurt var. Bu nerede? Bu Yalvaç'ta. Tunç Çağı'ndan kalma. Tunç Çağı ne zaman? Bundan milattan önce 4000 yıl önce, yani 6000 yıl önce. Atatürk 7000, 8000 yıl önce varız diyoruz ya, işte biz o bölgede varız. Yine Göbeklitepe'de 12000 yıla kadar ulaştık. Bu topraklarda biz varız. Şimdi Oğuz Kağan. Oğuz Kağan, Nuh Peygamber'in oğlu Yafes. Onun nesli Türk, onun nesli Karahan, ondan sonra Oğuz Han geliyor. Oğuzlar geliyor. Anadolu da genelde Oğuzlardan gelmedir. Şimdi üç oklar bozoklar. Üç evlat burada, üç evlat var. Gün, ay, yıldız, han, gök, dağ, deniz. Üç ok, alt ok. Atatürk CHP'yi kurarken alt ok değil mi? Alt okun kaynağını gördünüz mü? Üç ok bozok eder alt ok. Şimdi biz de aynı zamanda Türk boyları, hayvanları, güçlü hayvanları düşkün hayvanlardır. Her ülke kendine göre eşek, kartal, ayı, kendine uyan hayvanları birbirine benzetir. Burada bir yerde konferans veriyoruz. Şimdi bizde iki Mustafa önemlidir. Birisi Allah'ın insanlığa gönderdiği Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de Türklüğü kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iki Mustafa. Biz iki Mustafa'dan vazgeçemeyiz. Hem Peygamberimizin veda hutbesi, hem Atatürk'ün gençliğe hitabesi bizim için vasiyettir. Onu koruyacağız. Burada kepenekte ay, güneş, yıldız vardır. Gökyüzü vardır. Binlerce yıldır edilen bir duamız var bizim. Yorganları da işlenmiştir bu. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinizden aydınlık ve hürriyet sevdası eksik olmasın. Türk demek aydınlığa, ışığa yürüyen demektir. Türk demek ülkesi uğruna savaşabilen demektir. Bunu biz taşıyoruz. Burada bir şehidimiz var. Şimdi demin çadırı da göstermiştik. Kara Çadır İsmutar, Altın Gümüş Pasmutar, El oğlu ölmüş, El kız Yasmutar. İşte zenginimiz fakirdendir, askerimiz bedel öder, cephede ölen ya Mehmet'tir ya Memiş'tir. İşte Mehmet Memişler bu çadırın içinde, bakın bir duvar var, üzerinde kilim var. Geçtiğimiz yıllarda Mersin'e gittik. Bunun belgeselini çekmiştim çocuğun. O çocuğun hayvan sevgisini nasıl anlatsam? Çocuk askerdeyken ablasını arıyor. Ablacığım diyor, benim Akgeç'im doğurdu mu? Nasıl oldu diye soruyor. Çocuk şehit olduğu gece Akgeç'i de doğuruyor. Her geçen taşın başına çıkıyor. Oklar çizmiş dağlarda geçin yurtlarına, gezdiği yurtların okları çektik. Yani böyle bir hayvan sevgisi olan insan, doğa sevgisi olan insan şehit oldu. Devlet ne yaptı biliyor musun? Bu adam binlerce yıldır burada yatıyor, yaşıyor. Ağaçları kesmemiş. Devlet diyor ki, bura orman, burada sen çık diyor.
Bu adam ağaçları kesseydi, 2B'deyi, Orman Vadisi'ni kaybetmiş diye bu adama tavaf vereceklerdi. Ama ağacı kesmeden yaşattığı için buradan çık diyorlar, cezalandırılıyor. Oysa Yörük yaşadığı yurtta ağaçları kesmediyse bir de ödüllü tapu vermek lazım. Ağacı kesmeden yaşattın diye. Bu da bizim Fethiye'de yaptığımız şehitler mitingimizde. Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye. Biz Türkiye'den başka ülke tanımaz, Türk'ten başka insan tanımaz. Şimdi 1035'te kurulan, 1071'de Anadolu'yu yeniden fetheden, daha önce vardık biz bu topraklarda. Az önce Günler Hatun'u da bahsettim, 340 yıl önce yaşamış. Bizim yaylardaki kuzey-güney mezarlarımız var. Melikli mezarlar burada, binlerce yıldır varız bu topraklarda. Diyor ki Sultan Alparslan, size öyle bir vatan aldım ki edebiyen sizin olacaktır. Bu vatan işgal ediliyor. Sonra Türk geliyor. Sultan Alparslan vasiyeti gereği Ağustos ayında büyük taarruzu başlatıyor. Marazit de Ağustos ayında olmuştur. Bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Türklüğü kurtarıyor. Topraklarımızı kurtarıyor. Devletimizi kuruyor. Bizim Yörük Türkmenlerin doğal lideri Atatürk'tür. Atatürk bir de bir kapı da açıyor bize. Benim işte bedenim bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ileride bir yaşayacaktır. Yaşatacaksınız diyor. Bir de benim fikirlerimle bilim çatışsa da bilimi tercih edin diyor. Kapı da bırakıyor. Yani bilimi daha üstün görün diyor. Ve Atatürk Kocacık Yörüklerindendir. Yörükler Türk metinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selanik'tir. Kendileri de Yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman Yörük olmaktan iftihar ederdi. Yine Atatürk'ün bir sözü var. Şimdi Yörüklük ayrı ırk değil, biz Türk'üz. Yörüklük bir yaşam biçimi. Nasıl tahtacılara bizim ağaç işi yaptığın tahtacı diyorsak, Venediklere denizci değilsek, biz de hayvan güttüğümüz için Yörük'üz diyoruz. Ayrı bir ırk değiliz. Yaşam biçimi olarak bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Yine Atatürk diyor ki, Kurtuluş Savaşı'nda en önde Türk köylülerin savaştığını görüyor ve milletin köylüsü efendidir diyor. Eskiden efendi kimdi Osmanlı döneminde? Yabancı iş adamları ve din hocalarının efendi deniyordu. Bagdat Türk savaşta hepsi kaçmış. Kim savaşmış? Köylü savaşmış. Efendileri onlardan aldı, bize verdi. Sonra ne oldu biliyor musun? Atölyedikten sonra bir beyefendili çıkardılar. Üstümüze birilerini gene koydular. Bunları da unutmayalım. Yine Atatürk diyor ki, Toroslara gidiniz. Orada bir çadır varsa, duman tutuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse yıkamaz diyor. Allah'ın izniyle o çadır da var, duman da var, yürük de var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse yıkamaz.